Evet sevgili dostlar, destekçilerimiz Kayseri Dönümü Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 3 Şubat 2024 Fener'in maçı var. Fenerbahçemiz bugün Antalya deplasmanında Biteksen Antalya Spor'a konuk olacak. İnşallah bu maçı galibiyette tamamlayıp bizleri, sizleri, hepimizi mutlu edecek. Ancak görüyorum ki sosyal medyada çok fazla şey var. Mesela bunlardan biri Galatasaray... Samsun Spor maçı Samsun Spor Galatasaray maçında Maç kadrosuna alınmayan bir isim var Landry Dimata Şimdi Olabilir hep Galatasaray'a denk gelebilir böyle şeyler Yani ne hikmetse hep Galatasaray'a denk gelebilir olabilir arkadaşlar Yani e, Geçmişi ne kadar parlak Herkes malum ama Dimata diyor ki kim sakat %200 Hazırım diyor yani %200 iyiyim diyor ve sakat diye bu oyuncu kadroya alınmıyor. <laughs> ya sözün bittiği yer. Şimdi ben Talyan'ın, Malyan'ın şunu yapmasın, bunu yapmasın. Gel ben hepsini geçtim. Belli zaten. Ya Galatasaray'ın ekmeğini ince bilmiyorum. Kıtmir büyüsü mü yapıyorlar? Kendilerine bir şekilde bağlıyorlar mı? Galatasaray ekmeğini yiyen, suyunu içen. Gittiği yerde de Galatasaray'a hizmet ediyor ne hikmetse. Ulan Fenerbahçe'nin ekmeğini yiyen, suyunu içen. Gittiği yerde Fenerbahçe'ye düşman oluyor. Yani Ha gelsin bizim eski futbolcular da bize yatsın, maç satsın. Onurlarını, şereflerini ayaklar altına aldırsınlar. Çünkü maç satan karısını da satar, memleketini de satar. Dedirtsin demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama herkes yani e, oynadığı camialara ihanet etmesin. Sadece bu kadar söyleyeyim. Aynı zamanda maça dair de çok girmeyeceğim. Şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Icardi'nin penaltısı verilmedi, şunu verilmedi, bunu verilmedi. Samsun'un penaltısı verildi verilmedi. Ya ben hepsini geçtim. Niyet belliydi. Fenerbahçe maçından önce öldüreceğiz, geberteceğiz. O Fener'i gömeceğiz. Galatasaray maçından önce ya biz bu maça şey olarak bakmıyoruz ki. Ya yani biz bu maça şey olarak bakmıyoruz ki. Bunu bu sene çok duyduk. Allah herkesin gönlüne göre versin. Eğer Galatasaray'a yatan, satan, maçı bilerek veren, iyi futbolcusu sakat diye oynatmayan varsa Allah o futbolcudan yüzünü güldürmesin. Allah o takımın da yüzünü güldürmesin. Taraftarının da yüzünü güldürmesin. Tamam Yalancının mumu elbet söner. İşte gerçekler. Şimdi Fenerbahçe'de maaş krizi o yalanını ortaya attılar. Ryan Kent'in maaşını alamadığı için Nazlı'ya gitmediğini söylediler. Ertan Süzgün çok güzel açıklamış. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Çok güzel cümlelerle açıklamış hem de. Diyor ki Kent'i anlamak zor. Süper Lig'deki çoğu takım teklif yaptı. Kabul etmedi. Hull City istedi. Kabul etmedi. 4 gün önce Al Şabap kente 4 yıl için yaklaşık 20 milyon euro teklif etti. Onu da kabul etmedi. Dün Lazio ve Fenerbahçe her konuda anlaşma sağlamıştı. İmzalar bile atılmıştı. Kent son dakikada vazgeçti. Şimdi arkadaşlar bunu neyle açıklarsınız? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben size gerçekten bir şey söyleyeyim. Geçen sene Jesus'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Duydunuz mu hiç? Galatasaray maçı statına gittik. Galatasaray 5 taş maçını izledik. O günden sonra Jesus değişti. Fenerbahçe'nin oyun sistemi değişti. Bir de dedi ki o gün ya dedi Galatasaray'la bir yöneticiyle görüştü. Şöyle yaptı böyle yaptı. Ya bunlar çirkin iddialar. Hani bu adam şampiyonluğu verecek görün bakın falan dedi. Adamı taşladılar. O kadar da değildir falan diyor. Adam derbi attı. Gözüne par tutulmuş tavşana dönüştü. Yani ilginç. Ben şimdi var ya bu tip şeyleri artık düşünmüyor değilim. Ulan diyorum acaba kentle mentle görüşüyorlar birileri işte bak Fenerbahçe'ye zorluk çıkar biz sana şöyle yaparız böyle yaparız. Ya o kadar da değildir diyorum. Hani bilin diye söylüyorum. Neyse biz maçımıza dönelim. Fenerbahçe'miz ligde 6 maçları kaybetmeyen Antalya Spor'a konuk olacak ve 6 maç sonrasında ilk mağlubiyetini tattıracak inşallah. Bu zorlu mücadelenin ilk, kombinini 11 11'ini İsmail Katal büyük ölçüde belirledi. Şimdi iki formaya 5 aday var. Savunmanın göbeğinde Ciku'nun yeri garanti gibi gözüküyor. Bir kere Ciku baba garanti. Kanal oyuncunun partneri kim? Bence Bonucci olacak. İtalyan yıldız sakatla nedeniyle Başakşehir maçında kadroya almamış. Ankara gücü mücadelesinde yedekti. Tamamen de iyileşti. Osterwolde'nin cezası bitti. Bonucci bir adım önde. Çağlar ise takıma yeni katıldı. Arkadaşlarını tam manasıyla tanımıyor. bence yedek soyunacak. Yani çağlar'ın oynamasını beklemek bence çok fazla hayalperestlik. Ha. Ciku Bonucci yerine Osterwolde Ciku bekliyorum desen Yine ben anlarım. Stopper'in yanı sıra sağ kanatta tatlı telaş var. Şimdi İsmail Kartal, İrfancan Kahveci bir taraftan. Ankara gücü maçında 2 gol birden atan. Belki de 3 puanın mimarı. Cengiz Ünder bir taraftan. Bunlar tatlı telaşlar. İbre Cengiz'i gösteriyor demiş. Ben aksine İrfan Can'ı düşünüyorum. Bana sorsanız matematiksel olarak ben de Cengiz oynatırım. Yani benim çıkaracağım kadro şöyle olur. Osterbolde sol bek, Ferdi sağ bek. Osterwolde Ferdi. Bonucci Cicikuy'da, merkeze dikerim. Uzun toplar. Sağ tarafta Cengiz'i sol tarafta da Joshua King'i oynatırım ben. Bana sorsanız. Forvet'te de Edin Ceko. Orada merkez olsun. Hatta Forvet'e de Batshuayi'yi koyarım. Batshuayi King, Cengiz. Uzun toplar. Biri uzun toplar. 1, 2, 3, 4, 2. yarıya skoru öyle bir alırım. Ve ben iddia alayım. Bu kadroyla çıkarım 6 tane atalım. 6 tane atarız. Bu kadroya çıkarsak ama İsmail Kartal garantici adam. Ne az vazgeçer. Ne Tadiş'ten vazgeçer. Ben söyleyeyim. Hatta ben size bak Fenerbahçe duyum olarak vermiyorum arkadaşlar. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunu direkt size vereyim. Livakovic sağ bekte Mert Müldür. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu stoper ikilisinde eee Ciku Bonucci gibi duruyor ama Ciku Bonucci'nin ikisi de uzun top oynayan, ikisi de müdahaleli sert isimler. Bence Ciku Osterwolde yapar. Bana kalırsa. Ben İsmail Kartal'ı tanıyorsam. Ciku Osterwold'e yapar. Deplasmandayız çünkü. Ferdi Ciku Osterwold'e. Mert Müldür. Kalede Livakovic. Önlerinde İsmail Kurniç. Okey. Okey. Önlerinde Şimanski. Solda Tadiç. Sağda İrfan Can Kahveci. Orvet'te Ceko. Ben eğer tanıyorsam bu şekilde çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Beko Fransa'da kaybettiği Monaco'ya yenildi. Öyle takımın Monaco Monaco'ya yenilir mi takım ya? ya Türk Hava Yolları Euroleague'de deplasmanda 10. mağlubiyetimiz yani, ee, Monaco'ya kaybettik. Neyse. Nazar olsun ne diyelim. Yani şu, ben çok da konuşmak istemiyorum. Bir an transfere geçelim. Lincoln ki. Lincoln Brezilya'ya gidiyor. Evet evet bildiğiniz gidiyor. RB Bragantino. Fenerbahçe'de bak Bragantino. RB Bragantino. Bu takımın başındaki RBN arkadaşlar. Hocam Ramazan Ramazan'la ilgili bir şey olabilir. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Anladık değil mi arkadaşlar? Ne manada dediğimi? Anlaşıldı. Yani proje takımı 76.45 milyon Euro piyasa değeri var. Şöyle takıma baktım. Merkez orta sahaları falan var. 10 numarasında 3 milyon Euro'ya 20 yaşında oyuncu var. Gustavinho var on, 19 yaşında. Bir de Bruninho var 20 yaşında. Yani iki tane şey bir de Vitinho var 25 yaşında. Yani adamlarda bir de kanat Vitinho var. Sol kanat. Adamlar proje takımı. Açıkçası. Şöyle bakıyorum sağ kanatlarında da sol kanatlarda ikişer kör tane adam var. İki tane forvetleri var. Hani sol bek olarak 6 milyon Euro'luk bir sol bekleri var. 23 yaşında bir de 26 yaşında var. Hani Merkez orta sahaları iki tane merkez orta sahası var. 4 milyon euro, 4 milyon euro, 23-28 yaşlarında. Adamlar tam bir proje takımı yani. Al, parlat, sat takımı gibi duruyor. Valla Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcu cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya gidecek. Yani bugün gidecek. Gelecek hafta değil arkadaşlar. sabuncu Sabuncuoğlu'nun ve Sercan Hamzoğlu'nun haberlerine göre. Bragantino Sezon sonuna dek kiraladı. Lincoln bugün sağlık kontrolü için gidecek. Ee, ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu var. 6 milyon euro şeklinde. Ve Süper Lig'de de talipleri vardı. Hani kamp kadrosuna yer almayaca zaten herkes Ankara gücüne kesin gitti gözüyle baktı ama Kayserispor ve Konya Spor da ciddi bir şekilde şey yaptı. Arkadaşlar Kayseri Spor e, aldığım haberlere göre salı günü e, transfer tahtasını açıyor. Salı günü bilginiz olsun. Ve e, transfer tahtasını açan Ankara gücü şey Kayseri Spor, salı günden sonra bombardımana başlayabilir. Valla uzun süre sakatlığı vardı. Ligin ilk devresinde lisansı çıkarılmamıştı. İkinci devresinde de hani Adana Spor maçında bence ağızlara bal çaldı. Emre Belözoğlu'ndan dolayı Fenerbahçe bak Serdar Hamzoğlu diyor. Emre, Be dolayı Ankara gücüne kiralamak istiyordu. Ancak oyuncu Konya Spor Kayseri Spor'da talip oldu. Kararı Lincoln verecek dedi. Ancak Lincoln eşinin Türkiye'de İstanbul dışında bir takımda oynamasını istemedi. Bu yüzden Ankara gücü ve diğer Anadolu takımlarından gelen teklifleri reddetti. Ülkesinin takımı Bragantino'ya kiralık olarak da gitmeyi kabul etti. Bana soracak olursanız, fikrimi önemserseniz, bana futbolla ilgili hocam biz senin futbol bilgine güveniyoruz derseniz büyük hata yaptık. Çok büyük hata yaptık. Bu çocukta ciddi bir yetenek ve bilek vardı. Hadiç, Şimanski, Fred, Ferdi yedekleyebilen bir isim. İnşallah ben yanılırım. Ben niye gönderdiğimize dair de aklımda bir e, düşünce var da dile getirmek istemiyorum. Arda Güler'de dile getirdim. Bana çok kızdınız. Şimdi diyorsunuz ki hocam haklıymışsın. Ben o zaman da haklıydınız, haklıydın demenizi isterdim. Geçtikten sonra demenizin bir alemi yok. O yüzden de çok umursamıyorum arkadaşlar. O yüzden de söylemeyeceğim yani. İrfancan kahveci için transfer açıklaması. Ben dün açıkladım ama yine de açıklayalım. Şimdi menajerinden transfer açıklaması gelmiş. Batur altı parmak biliyorsunuz menajeri. CSK Mustafa'nın, CSK Moskova'nın İrfan'la ilgilendiği iddialarını doğrulamış. Bak Selahattin Maki yalanladı diyorduk ama Selahattin Maki resmi teklifi yalanladı. Menajeri ise ilgiliyi doğruladı. Aslına bakarsanız Batur Altıparmak Mustafa Hoca'yı da doğruladı. Ben size hiç kimsenin konuşmadığı zaman ne dedim? Siz yanlış yere odaklanıyorsunuz. Sezon sonunda bizim başımızı İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder aratır dedim mi? Söyledim mi? Hepsini belirttim mi? Bunları söyledim mi kardeşim? Hepsini konuştum mu? Konuştum. Bitti o zaman. Daha ben neyi anlatacağım ya? Biz bunları de anlattık. Çağlayan'da atlandık. Mertis'te anlattık. Mahkemelerde de anlattık. Neyse işin şakası bir tarafa. Batur Altıpamak Rus pasanına transfer ile ilgili konuşuyor. 28 yaşındaki futbolcu için CSK'nın onunla ilgilendiği doğru. İrfan Can Kahveci'yi tanıyorlar ve performansını takip ediyorlar demiş. Rusya'da transfer dönemi 22 Şubat'ta sona eriyor. Şimdi 32 maç, 12 gol, 9 asist. 21 gollük katkı. 32 maç tamamda da oynamadı. O da ayrı mesele. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Ya 25 milyon euro verseler verir misiniz İrfan Can'ı? Şimdi devre arasında. Ben vermem. Yani 25 milyon euro devre arasında vermem. Yazın 25'e verir misiniz? Yazın veririm. Yazın 25'e veririm. Bu da böyle kalsın. Fenerbahçe'de Mikel Damsgaard hamlesi. Transferde titiz, titiz çalışma. İngiliz ekibi Brentford'un Danimarkalı yıldızı Mikel Damşgaard'ı gündemine aldı. imza attırmak. Ah. Emre Mor. Bu arada Emre Mor ee, ve Bartu Elmas kiralık biliyorsunuz. Ee, i̇kisi de yaklaşık 80'er dakika oynadılar arkadaşlar gittikleri takımlarda bilginiz olsun. Ee, i̇yi de performans yakaladı. Hatta izleyen varsa şeyi çok iyi bilir. Ee, Bartu Elmas süper bir performans sergilemiş. Ama ilk maç olabilir. Şimdi Karagümrük'e gitti. Kent, King olası ayrılıkları var. Fenerbahçe bir planlama yapıyor. Brentford'un yıldızı Mikel Damşgard'ı gündemine aldı diyor. Transfer teması başladı. Ya dürüst konuşmak gerekirse yani dürüst konuşmak gerekirse lafı kıvırmadan net konuşmak gerekirse külliyen yalan. Yani şimdilik yalan. Şimdi bunu bak şöyle anlatayım size. Eee Aslına bakarsanız İsmail Kartal olumlu diyor. Bak biz bunu çok önce konuştuk burada. 1-2 ay önce konuştuk. Hatta İsviçre çakısı gibi yıldız falan dedik. 10 maçta 457 dakika. Daha önce Nörsland, Sampdoria takımlarında. Hani o birilerinin alay ettiği Nörsland var ya. Çok iyi bir proje takımı. Ben onu da söyleyeyim. Yani adından söz ettirdi. 30 Haziran 2020'ye kadar şeyi var. Arkadaşlar biz bunu konuştuk. Olmayacak arkadaşlar. Kiralık verelim dediler. Olmayacak. Forbet'te 10 numarada oynayabilen isim. Sampdoria'dan Brentford'a 15 milyon euroya geliyor. Nürnland'dan Sampdoria'ya 6.75'e gidiyor. Yani proje takım böyle olur. Gelmeyecek arkadaşlar. Bunu da beklemeyin. İsmail Kartal çok istiyor. Bahçelerde kaykay koca kafalı bir, bir şey. Berkay Özcan diyor. Şimdi İsmail Kartal'ın Berkay ile orta sahanın güçlendirilmesini talep ettiği Öne, öne sürülüyor. Miguel Crespo'yu ve Bartu'yu kiralık gönderdi. Zayt'i kovmak istiyor. Mert Hakan yanındaşı el mahkum oynatıyor. Öyle söyleyelim. Yani el mahkum oynatıyor. Ama ben e, Mert Hakan'a da şu öneride bulunuyorum. Kendine saygın yoksa Fenerbahçe taraftarına saygın olsun. Kendine çeki düzen ver. Hatanı biliyorsun. Kabahatini biliyorsun. Hatalar kabahatler bağışlanmak içindir. Yeter ki yapan kişi bilsin. 25 yaşındaki gurbetçi oyuncunun falan filan. İsmail Kartal çok istiyor. Arkadaşlar 2,5 milyon euro almışlar. 4 milyon euro'dan fazla para istiyorlar. Verebiliyorsanız buyurun. Kent'i verelim. Zayt's'ı verelim. Kent ve Zayt's gitmiyor. Yani kent gitmiyor daha doğrusu. Hadi buyur. Fenerbahçe'de yeni yıldızca Şua King'e bağlı Ben farklı bir düşünce içerisindeyim. Ben King'in yıldızlaşabileceği görüşündeyim. Mecbur elde kaldı. Bak, Crespo gitti, Lincoln gitti, Luan Perez'in lisansı donduruldu, Zaten çıkmadığı için sıkıntı yok. 3, bir kişi daha. King, Kent, Zayt, üçünden biri. En hangisinden en çok hangisinden nefret ediyorsunuz? Şu an Kent'ten nefret ediyorsunuz. Ben de aksine, ben de Kent'i göndermem. Öyle mi öyle? Git, her depresmana git, dur yedekte. Öbürlerine de ibret ol. Neyse işin şakası bir tarafa. Yani hibret olun da dışında ya kentten faydalanabiliriz ama ben anlamıyorum. Bak İsmail Kartal fizik gücüne çok dikkat eden bir teknik direktör. Kentte de maşallah iyi bir fizik gücü var. Biz bu kentten nasıl yararlanamadık? Test konusu gibi ya. Ulan acaba Kur'an-ı Kerim'e falan mı yaktı? Bir şey mi yaptı? Hani yemin ediyorum artık komplo teorisi üreteceğim ya. ya Kur'an'a mı laf etti? Peygamberimize mi laf etti? Tövbe estağfurullah. Ya bu çocuğu birdenbire böyle silmek hiç oynatmamak Vallahi bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor ya. Neyse Joshua King'e gelen teklifleri değerlendiriyor. Eğer hedeflenen rakam ayarlanırsa e, her iki kanatta da oynayabilen lejyoner transfer geçiniz nasıl yapıyor? Yani nasıl becereceğiz? Şimdi bak Bonucci, Kurunic, Çağlar Söyüncü. Okey. Bunlarda bir sıkıntı yok. 3'te 3. Üç, çok güzel. Eğer King için iyi bir para gelirse şöyle olacak böyle olacak diyor. Sık sık sakatlanma sorunu var. Elden çıkartmak gibi bir düşüncesi aslında 4 milyon euro altındaki tekliflere kapalıyız. 3-3,5 olan gelse yine göndeririz. Ya bedava geldi King. 21 maç 4 gol 4 asist. Şimdi bir de tuhaf tarafı da burası işte. İşte King, fizik gücü yüksek. İsmail Kartal'ın fizik gücü fetişizmi var. Çok seviyor fizik gücünü. Hani futbolcunun böyle şeyini çok seviyor. Yani futbolcu fizikli olsun adam seviyor abi. Anlatabiliyor muyum? Adam seviyor. Bir şey diyemem. Şimdi ben eğri oturup doğru konuşayım. Şöyle hepsini bir toparlayayım. Lincoln gitti. Artık gitti. Ben dönüşünde olacağını zannetmiyorum. Bence hata yaptık. Kent gitmedi. Keşke kenti şöyle oturup adam akıllı konuşup ikna etseymişiz. Yani son anda Lazio, Lazio gibi şampiyonlar liginde oyuncak takıma gitmiyor. Öbür tarafta para verene gitmiyor. Derdin ne senin diye sorsaydık. O da ayrı mesele. Joshua King teklif gelirse gider. zaten bu mantıkla ya Kent ya King, King gidecek gibi duruyor. King'den bonservis alırsak o gider. Aksi takdirde Kent e, beyefendi ikna edilirse o gider. Ama şu bir gerçek ben Kent'in futbol hayatının bittiği görüşündeyim. Ne derseniz diyeyim. Buradan sonrası olmaz artık. Berkay Özcan Keşke Zayt's artı Kent verip Berkay alsak. Hocam 15 yabancıya düşmüştük. Bunları göndersek 13'e düşüyoruz. Oraya bir, birini çeker miyiz? Gerek yok. Ciddi manada söylüyorum gerek yok. Bak gerek yok. Fred, Kurunic, Berkay, İsmail Yüksek, Şimanski, Mert Hakan Yandaş. Yeter. 6 isim buraya yeter. Bak ciddi söylüyorum. Sezon sonuna kadar kaç maçımız kaldı? Abi kaç maçımız kaldı? Süper Lig'de kaçıncı haftadayız? 24. hafta. 14 maçın kaldı. Abi, Antalya maçının çıktığında 14 maçın kaldı. Kaç deplasman? Yani yanlış saymadıysam İstanbul dışına 3 defa mı gideceğiz? Rize deplasmanı 1. Şöyle hızlıca bir geçeyim. Hatay deplasmanı 2. Trabzon var arada. Ona çok eminim yani. 3. başka Adana Demir evimizdeyiz. Karagümrük İstanbul'da zaten deplasman ama İstanbul. Sivas deplasmanı ha, özür dilerim 4. Başka 5 taştan evimizdeyiz. Konya deplasmanı 5. Yani nispeten Konya'nın da gücü malum. Kayseri ile evimizdeyiz. Galatasaray deplasmanı e, İstanbul. Son haftada İstanbul Sporlar, İstanbul'dayız. 5 tane deplasman. Antalya'da dahil 6'da 6 deplasman galibiyeti yapsak şampiyon olur muyuz? Değil mi? Güzel bir soru sordum aslında. 6'da 6 yapsak şampiyon oluruz. Ne yapar eder oluruz. Zaten bence ligin kaderini e, depresmanlar belirleyecek. Neyse uzun lafın kısası. Berkay Özcan alsan 14 tane burası. Türkiye Kupası'nda zaten son 16'sın. Bir maç. Kazandın dedi. Çeyrek final. Çeyrek finalde tek maç olsa iki maç. İki tane de yarı final maçı desen 4 maç bir de final beş maç. 14, 5 maç. 14-5-19 e, Konferans sonuna kadar gitsin. 7 maça çıkacaksın. Konferansı zaten oynatamayacaksın. 19 maçlık futbolcu Neyse. Ama ben Berkan olacağını zannetmiyorum. Onu da belirteyim. Antalya maçını inşallah kazanacağız dedik. Bir kere daha kart doğru değil. Samsun Galatasaray maçında Dimata'nın iddiaları keşke savcılar araştırsa diyeceğim ama hiçbir şey olmaz. Ee, Crespo, Zaytz. Crespo gitti. O da iyi performans gösterdi. Zaytz, Mert Hakan, Kurunic, İsmail Yüksek. Bak 4 tane orta sahaya da gidiyoruz. Bir, bir tarafında zaruretten bu orta sahaya gidiyoruz. Ciku Bonucci, Osterbold'e Çağlar. Hani savunma hattı da güzel. İyi gidiyoruz yani. O takımı yarı finale çıktı. Ona rağmen yani o yokluğunu daha henüz hissetmedik çok şükür. Keşke Sivas Galatasaray'a oynadığı gibi bize de oynasaydı evimize 8-10 tane atsaydık. Gerçi biraz da bizim hatamız. Livakovic'in kapattığı köşeden gol yemesi. Hakem'in vermiş olduğu dandik faul. Bizim yakaladıklarımız atamamız falan filan. İrfancan Kahveci yazın kafamızı çok ağrıtır. Cengiz de ağrıtır. Benden söylemesi. Özellikle bu Türk kuralda çok çok artır Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Var mı içinizden geçen skor tahmini varsa yazın. Yoksa da canlı sağ olsun. Beğendiğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.